İstanbul Beyoğlu'nda güvenli alan uygulaması başladı efendim. Dükkanların girişine kare kod asıldı. O kodu okutunca içeride kaç kişi olduğunu, COVID hastası olup olmadığını görebiliyoruz artık. Olması gereken de bu tabii. Ama bir de olmaması gerekenler var. Onları da birazdan izleyeceğiz. Şu an neredesiniz? Çok güvenli bir alandasınız şu anda. Girişinde bir barkod var, okutuyorsunuz. Artık kara kod uygulaması var. Orada okutuyorlar ve içeride müşteri adetini öğreniyorlar. Hastalık mı var mı onu öğreniyorlar. Böyle güvenilir uygulamalara ihtiyacımız var toplum olarak. Beyoğlu artık her zamankinden daha güvenli. Çünkü yeni bir pilot uygulama başlatıldı. Güvenli alan uygulaması bu. Şu anda Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeyiz. İşte bu gördüğümüz kara kodları bütün esnaflarımızın girişlerine astık. Ben bir kere kullandım daha. Onu da restoranda gördüm zaten. Hayat Eves Ağır uygulamasını açıyoruz telefonumuzdan. Bakın burada güvenli alan, alan kare kod okut yazıyor. Dokunuyorum hemen ve kamera açılıyor. Bu şekilde bakın şu anda içeride kaç kişinin olduğunu ve içeride COVID riski taşıyan hiçbir hastanın olmadığını görmüş oluyorlar. Şu anda bu işletmenin içinde 2 kişi var. İçerideki COVID hasta sayısı 0. İnsanlar eğer COVID ile ilgili bir test yaptırmışlarsa ve filasyondalarsa bu işletmeye girdiklerinde onlara bir uyarı geliyor. Beyoğlu'nun tam anlamıyla güvenli alan olabilmesi için bu uygulamayı herkesin kullanması gerekiyor. Bakın şu anda kişi sayısı sadece 1. Çünkü kare kodu bir kişi okuttu. Herkes okuttukça burada doğru veriler birleşecek, toplanacak ve neyin ne olduğu anlaşılacak. Biz Adana'dan geliyoruz. Adana'ya da gelsin mi güvenli alan? Gelmeli bence. İçeride maskesiz, burnu açık şu anda bir ayakkabı mağazası çalışanı. Bakın İstiklal Caddesi üzerinde bir ayakkabı mağazası. Onun da kapısında güvenli alan barkodu var. Ama az önce videosunu çektim. İçerisi hiç de o kadar güvenli değil. İçeride sosyal mesafe yok. Herkes ayakkabılara dokunuyor. Bakın maskesiz bir çalışan içeride öyle geziniyor. Bir mağaza çalışanı maskesini indirdi. Üstelik o sırada içeride müşteriler de vardı. Burnu açıkta. İhbarımız üzerine zabıta ve polis denetime geldi bu ayakkabı mağazasına. Tabii hem kameraları hem zabıtayı görünce maskeler olması gerektiği haline dönüştü birden. Çalışanların uygunsuz maske kullanımı yüzünden zabıta ve polis tutanak tuttu. O ayakkabı mağazası hakkında cezai işlem uygulandı. 3.150 liralık bir ceza kesilmesi bekleniyor. Yani iş sadece kapıya güvenli alan barkodu asmakla bitmiyor. Tüm esnafın ve çalışanların bilinçli olması gerekiyor.